Hasan Basri Alçın CHP'nin Dostları CHP'nin Dostları grubuna Ermenistan'da eklendi. Her seferinde daha fazlasını yapabilirler mi acaba diye düşünürken CHP her seferinde çıtayı bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye'ye düşmanlık eden her kim varsa ya onların dilini kullanıyor ya da onlara içeriden destek atıyor. Suriye İç Savaşı'nda Esatçılık yaptılar. Amerika'da Biden'cı olduklarını gördük. 15 Temmuz bir tiyatrodur diyen FETÖ'cülerin diliyle konuşarak kontrollü darbe söylemiyle destek oldular. PYD bize mi saldıracak dediler, Afrin operasyonuna karşı çıktılar. Libya'da ne işimiz var dediler, Yunan tezlerini seslendirdiler, şimdi de Ermenistan'la dostluk peşindeler. CHP milletvekili, genel başkan danışmanı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün yorumunu duymadıysanız izlemenizi şiddete tavsiye ederim. Anlatmakla olmaz ama yine de anlatalım. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki çatışmaları bir televizyon programında yorumlarken maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor dedi. Buna benzer iddiaları hatırlayın. FETÖ'cüler Suriye iç savaşında kullanılıyordu. Türkiye'yi cihatçılara silah ve mühimmat desteği vermekle suçlayarak uluslararası kamuoyunda mahkum etmek istiyordu. Hatta MİT tırlarına yapılan FETÖ operasyonu da bununla ilgiliydi. Şimdi benzer bir iddiayı CHP milletvekili açıkça bir televizyon kanalında seslendiriyor. Nedir derdi? Türkiye'yi zor duruma sokmak mı istemektedir? Neden bir Türk milletvekili Türkiye'yi karalama kampanyalarının bir parçası olur? Hele de bu emekli bir büyükelçi olunca aklımız yerinden gidiyor. Bir de bu büyükelçi uzun yıllar Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevini yürütmüş. Düşünsenize Türkiye'yi yurt dışında karalamaya çalışanların eline koz vermeye böylesi gönüllü bir kişi ülkemizi Azerbaycan'da temsil etmiş. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanlığını yapıyor. Ermenistan'ı arayıp da bulamayacağı bir dayanak sunmuş. Belki de Azerbaycan işgal edilmiş, topraklarını tekrar ele geçirmenin eşindeyken edilen bu laf kimin işine yarar? Azerbaycan veya Türkiye olmadığı çok açık. Kılıçdaroğlu dostlarımız derken demek ki bunu kastediyormuş. Benim bu işten anladığım tek bir şey var. CHP'nin dostlarından biri de demek ki Ermenistan'mış. CHP adına biz bu duruma alıştık ama anlaşılan iyi Partililer de alışmış görünüyor. Yoksa en azından iki laf ederlerdi. CHP'nin Azerbaycan'a veya Türkiye'ye yararlı değil de Ermenistan'a yarayışlı bir söylem tutturmasına hala tek bir eleştiri bile sunamıyorlarsa bundan sonra Azerbaycanlı olan Türkiye dostu adına pek bir laf etme hakları kalmıyor. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. CHP, Ermenistan, Biden, HDP ve İYİ Parti Dostlarının dostları dostlarıdır. Nasıl, yakıştı mı? Hasan Basri Yalçın Nebiymiş Azerbaycan'a desteğe de mi karşısınız? Bu kadar da olmaz demeyin. Maalesef oluyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sibirleri hedef aldığı saatlerde, CHP'nin dış politikadan sorumlu başkan yardımcılığını yürütmüş ve şu an CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika konularında danışmanı olan emekli büyükelçi Ünal Çeviköz katıldığı bir televizyon programında skandal tanımlamasının da ötesine geçebilecek şöyle bir laf etmiş. Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor. Tek millet iki devlet olarak gördüğümüz Azerbaycan'ın Ermenistan'ın hedefinde olduğu saatlerde böyle bir iftirayı sokaktaki sıradan bir kimse sehven bile söylemez. Bu sözlerin sahibi geçmişte Azerbaycan'da Türkiye büyükelçiliği de yapmış olan ve yıllarca diplomat olarak Türkiye'nin dış politikasını dışarıda savunduğu düşünülen ve hatta deneyimli olduğu varsayılan bir kimse. İşgalci Ermenistan'ın işine yarayacağı aşikar olan böyle bir suçlamayı CHP'nin dış politika tutumunun belirlenmesinde en önemli aktör olan emekli bir büyükelçi bana gelen söylentilere göre diyerek bir duyum üzerinden yapabiliyor. Sözlerinin içine cihatçı grup ifadesini yerleştirmeyi bilhassa ihmal etmiyor. Emekli bir büyükelçinin ağzından çıkanı duyması ve bu sözlerinin ne anlama geldiğini bilmesi gerekirdi. CHP'li siyasetçiler ve destekçileri AK Parti iktidarını uluslararası çevrelerle sıkıştırabilmek için cihatçı gruplar ifadesini farklı içerik ve bağlamlarda çok kez kullandılar. Herhangi bir konuda içinde cihatçı kelimesi geçen bir ifadeyle söze başladıklarında bunun uluslararası alıcılarının hazır kıta beklediklerinin farkındalardı. Dolayısıyla dış politika danışmanının içinde cihatçı grup geçen ifadeleri öyle ağzından bir anda çıkıvermiş bir açıklama değildi. Zaten çok geçmeden Çeviköz'ün Türkiye'yi suçlayıcı sözleri uluslararası medya tarafından sahiplenerek yaygınlaştırıldı. Emekli Büyükelçinin Türkiye'ye karşıtı bu tip sözleri ilk değil. CHP'de dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde de benzer birçok açıklaması var. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri değiştiren Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzaladığında, Çeviköz, Euronews için kaleme aldığı bir yazıda, bu mutabakat zaptını güvenlik ve askeri işbirliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek çizgiyi aşmak olarak yorumlanmıştı. Türkiye'nin mavi vatan savunmasına ve Akdeniz'e varlık göstermesine de başka bir konuşmasında Türkiye Doğu Akdenizi geriyor sözleriyle itiraz etmişti. Benzer şekilde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ve özellikle İdlib'de bulunmasına Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur diyerek karşı çıkmıştı. Bundan önceki birçok yazıda dikkat çektim. CHP ve diğer muhalefet partileri hiçbir alanda alternatif bir politika üretmiyor. CHP'nin özellikle dış politikayla ilgili her yeni bir gelişmede odaklandığı iki temel konu var. İlki, izlenen hayata geçirilen dış politikayı hangi bağlamda itibarsızlaştırabileceği ve ölümsüzleştirebileceği çabasına yönelmek. İkincisi ise öyle soyut ve muğlak söylem geliştirmeliyim ki, millet ittifakının diğer paydaşlarıyla ters düşmeyeyim endişesine dayanan bir bakış açısıyla meselelere yaklaşmak. Bu kesimler Doğu Akdeniz ve Türk-Yunan sorununda olduğu gibi toplumun büyük kısmının destek verdiği dış politika konularında özellikle bocalıyorlar. İzlenen dış politikanın genel çerçevesine itiraz edemediklerinde dış politikanın yapılış biçimini sorunsallaştırmayı tercih ediyorlar ya da dış politikayı yürüten aktörleri doğrudan hedef almayı seçiyorlar. Karabağ'ın işgali Türkiye'nin milli bir meselesidir devletçe ve milletçe Türkiye her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Çeviköz bunu bildiği için iktidarın ve devletin Azerbaycan'ın yanında olmasına yönelik dış politikasına doğrudan karşı çıkamayacağı için izlenen politikayı sorunsallaştırabileceği bir yer aramıştır. Politikanın doğrudan kendisine değil de yapılış biçimine karşı çıkayım derken de büyük bir skandala imza atmıştır. Tepki siyasetinin gelip dayandığı yer burasıdır. Azerbaycan'a verilen desteği bile içinde cihatçı gruplar geçen bir ifadeyle analiz etmek artık sadece iktidar karşıtlığı değil, aynı zamanda Türkiye karşıtlığına savrulmayı ifade eder. Nebiymiş